VPF uygulamaları bildiğiniz gibi masaüstü olarak çalışan ve tüm işlemleri, tüm bilgisayarı kontrol edebilecek yazılımların geliştirildiği bir altyapıdır diyebiliriz. Bununla ilgili en çok kullanılan, masaüstünde de web tarafında da en çok kullanılan yapı ise data uygulamalarıdır. Bu veri tabanıyla gerçekleşen, genelde veri tabanıyla gerçekleşen bu uygulamalar masaüstünde de şu an VPF teknolojisiyle gerçekleştirilebilmektedir. Biz bununla ilgili ilk uygulamamızı, en temel uygulamalarımızdan bir tanesini Listbox, VPF Listbox ile gerçekleştireceğiz. Bunun için basit bir form hazırladım. Bu formun yanı sıra arka tarafta veri tabanı olarak SQL Server ve SQL Server içerisinde de Microsoft tarafından geliştirilen ve internette AdventureWorks olarak aratıp bulabileceğiniz veri tabanını kullanıyorum. Hazır veri tabanını kullanacağım. Öncelikle veri tabanını inceleyelim. Veri tabanımız AdventureWorks bu şekilde. Ben burada Person şeması içerisindeki kontak tablosunu kullanacağım. Burada bu tablo içerisinde kontak ID ve First Name sütunlarını kullanacağım. Bununla ilgili kayıtlarda aşağıda gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 şeklinde giden ve First Name olarak da gördüğünüz kayıtlar. Şimdi Visual Studio tarafına geçtim. Burada basit bir formumuz var. Burada bir Listbox var ve altında da hata gibi durumlarda kullanacağım, hatayı göstermek için kullanacağım text block var. Bunun XAML tarafına geçiyorum. XAML'da gördüğünüz gibi basit bir yapı var. Varsayılan olarak gelen grid'in içerisinde bir listbox oluşturuyorum. Bu listbox'ın içerisinde margin özelliğini set ediyorum. Sol, üst, sağ ve alttan kenarlıklara uzaklığını belirten bir margin. Item source özelliğini kullanacağım burada. Veri tabanıyla bağlantıyı gerçekleştirebilmek için. Item source'da binding yazıyorum ve path olarak da hangi veri tabanı nesnesine bağlanacağımı belirtiyorum. Bu veri tabanı tablosu olarak düşünmememiz gerek. Burada bir nesne olarak düşünebiliriz. Bir farklı bir CS koduna da bağlanabilirdik. Biz burada kontak adındaki arka tarafta CS'de göstereceğim yapıya bağlanacağız. Bu CS'ten bu listbox'a erişebilmem için name özelliğini vermem gerekiyor. Bunun da adı LST kontak. Ve listbox içerisinde benim kayıtlarımın benim istediğim şekilde görüntülenmesi için bir template oluşturmam gerekiyor. Bir tasarım oluşturmalıyım. Bunun için de listbox.itemTemplate diyerek bunun içerisinde de bir data template oluşturarak istediğim tasarımı oluşturuyorum. Data template içerisinde duck panel kullanıyorum. Bu duck panelin amacı burada olan contact ID ve first name text block'larını yan yana gösterebilmek, daha düzenli bir şekilde görüntülenmesi için. Aksi halde burada stack panel ya da wrap panel gibi tüm panelleri kullanabilirsiniz. Tasarım sizin seçiminize kalmıştır. Ben burada iki kayıt göstereceğim. Contact ID ve First Name. Bunların text özelliğinde veriyorum. Gene veri tabanında bağlayacağım bu kontak içerisinde olan kayıtlar bunlar. Sütunlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna bağlanacak listbox. Onun içerisinde de contact ID ile First Name'i arayacaktır. Bunların ikisinin de arasına bir noktalama işareti koyuyorum. İki nokta üst üste. Bunların arasında görüntülenecek, yan yana listelenecek. Ve daha sonra bunların kapanma taglarını oluşturup text block ile altta da bir hata mesajlarını göstereceğim bir text block oluşturuyorum. Şimdi bunu çalıştırarak bakalım bir. Ekranda da gördüğünüz gibi tam benim istediğim tasarım oluşturulmuş durumda. İlk olarak contact ID sol taraftaki 1, 2, 3 şeklinde. Arasında bir iki nokta üst üste var ve hemen yanında da first name bilgileri bu şekilde listelendi. Bunu CS tarafına bakmalıyız şimdi.
Burası görsel taraf hazır. Ancak CS'de neler oluyor? CS tarafında çalışma şeklimiz şu. Öncelikle SQL Server'ı kullanabilmem için .NET'te SQL Connection ve SQL Command nesnelerini tanımlamam gerekiyor. Bunun için de John adında SQL Connection oluşturdum ve CMD adında da SQL Command oluşturdum. Bunların altında da bu veri tabanına istediğim sorguyu gönderebilmek için bir SQL String oluşturmalıyım. Yani ben bu kayıtları göstereceğim ancak hangi kayıtları neye göre göstereceğim? Bunu da SQL ile belirtiyoruz. Select yıldız from person.contact demiştik. Daha sonra ben this.loaded diyerek bunun load eventini tetikliyorum ve bu load eventin içerisinde de bind data diyerek bir metot çalıştırması gerektiğini söylüyorum. Bu metot ne işe yarayacak? Onu da altında tanımladık. Bu bind data metodu şu şekilde çalışacak. Yukarıda oluşturduğum John ve CMD nesnelerini kullanacak ve onlardan birer instance oluşturacak. Connection nesnesinde, bağlantı nesnemizde veri tabanına bağlanmak için data source, localhost'u belirten nokta kullanılıyor. Initial catalog'da ise hangi veri tabanına bağlanacağımı belirtiyorum. Burada AdventureWorks veri tabanı ve Integrated Security ile bunun çalışması için gereken tüm ayarları burada vermiş oluyorum. Herhangi bir sorun yok şu an. Daha sonra new SQL command diyerek yukarıdaki SQL sorgusunu, SQL string'i veriyorum ve daha sonra da ikinci parametre olarak SQL command'ımıza bu sorguyu hangi bağlantıda çalıştırması gerektiğini veriyorum. O bağlantıda burasıydı. Daha sonra buradan gelecek kayıtları bir datasette karşılamamız gerekiyor. Bu dataseti de burada oluşturuyoruz. DS adında bir dataset oluşturdum ve bunun çalışabilmesi için SQL Data Adapter da gerekmektedir. Bunu da altında oluşturdum ADP adında. Daha sonra try catch bloğu içerisinde hataları da karşılayabilmek için bu blok içerisinde connection bağlantıyı açıyorum. Daha sonra ADP yani SQL Data Adapter'ın select command özelliğine CMD'yi veriyorum. Yani command'ımızı. Neydi buradaki command? SQL string yukarıdaki sorguydu ve bağlantıydı. Burada bunun çalışması için her şey var. Daha sonra veri tabanından gelen kayıtları adp.fill ile datasetimizin içerisine, yukarıda oluşturduğumuz datasetin içerisine, bu dataset bildiğiniz gibi bir veri tabanının kopyası gibi düşünebilirsiniz. İçerisindeki bu contact gibi nesnelere de tablo gibi bakabiliriz. Yani buradan gelecek adp fill ile dolduracağımız kayıtlar aslında contact tablosu içerisindeki tüm kayıtlar diyebiliriz. Bunda datasetin içerisine contact olarak verdik. Bunun datasetteki indeksi 0 oldu. Sıfırıncı indekste contact nesnemiz var. Data table'ımız var. Bunun adı da data table oluyor. Daha sonra lst contact nokta data context diyerek bu XAML tarafında oluşturduğumuz lst contact'a bizim istediğimiz, bizim oluşturduğumuz dataset'i veriyoruz. İçerisindeki veri olan dataset'i. Bunun data context özelliğine. Yani veriyi bağlıyoruz. Bu şekilde de çalışıyor. Eğer hata olursa diyorum ki LBL mesajın text özelliğine ex nokta mesajı yani exception'ın mesajını yaz. Her halükarda işlem bitse de hata olsa da finally bloğunda connection'ı close et diyorum. Tekrar çalıştıralım. Ve bu şekilde istediğim kaydı oluşturmuş oluyorum. Peki hata olduğu zaman ne olur? Ona da bakalım. Şimdi hata verecek ve hata mesajını benim hazırladığım LBL mesaja yazacak. Sunucuyla bağlantı kurulurken A ile ilgili vesaire bir hata oluştu şeklinde uyarıyı verdi. İşte bu şekilde VPF'te de istediğimiz data uygulamalarını
geliştirebiliriz. Önemli olan burada, yani Windows Form tarafından en büyük farkı, hatta belki de kaba olarak tek farkı diyebiliriz, XAML tarafındaki görsel yetenekleri kullanabilmek. XAML tarafını iyi yönetebilen, zaten normal Windows formlarında kullanılan tüm yapılar ile, tüm C# yapısıyla, dataset, link, entity framework vesaire, connection, connected ya da disconnected şekilde veri tabanı uygulamaları gerçekleştirilebilir.